Merhabalar arkadaşlar, Turgut Eke bu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en kılları Merhabalar arkadaşlar, Turgut Eke bu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en kılı insanlarının ikinci bölümünde birlikteyiz. Bu arada gençler, bunlar genlerde oluşan bir mutasyondan dolayı oluşuyor. Yani bu bir hastalık. Allah şifa versin diyorum. Gerçekten çok zor bir durum, özellikle kadınlar için. Sokağa çıktığınızda insanların size tepkisi, bakışı falan biraz garip gelebilir. Ama onların çoğu bu durumu bir şekilde aşmış, mutlular yani. Siz de göreceksiniz zaten videolardan dolayı. Kesinlikle kendilerini garip hissetmiyorlar. Sakallarına bakanlar bile var, uzatmış bayağı yani. Bu arada like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. İlk kardeşimiz daha küçük bir kardeşimiz. Yüzü bayağı kıllarla kaplı. Diğerlerinden birazcık farklı. Gerçekten ama gene de mutlu, bakın görüyor musunuz? Oynuyor. Kusurlarınızla barışık olmak sizi hayatta daha mutlu yapacaktır gerçekten. Ne güzel oynuyor baksana ya. Acaba böyle ağda falan 10 yaşındaymış. İsmi Supatra'ymış. Zaten altta İngilizce altyazı var. İngilizce bilenleriniz anlıyorsunuzdur. Vücudunun bazı yerler, kollarında ve arka tarafında çok fazla varmış. En fazla da arkası ve yüzüymüş. Yani sırtı ve yüzüymüş. Acaba ağda falan yapamıyorlar mı? Ben gerçekten çok üzülüyorum böyle baktıkça ya. Uzun zamandır şey kesiyormuş galiba. Kesmek zorunda kalıyormuş. Yanlış telaffuz ediyor da olabilirim, bilmiyorum. Telaffuz değil. Yalnız ne, yanlış ne yaptım ben? Tercüme ediyor da olabilirim. Yanlış tercüme de ediyor olabilirim, evet. Ekstra bir gen olmuş vücudunda ve o ondan dolayı bu kadar kıllanmış. Ekstra bir genden dolayı. Ya mutasyon açıkçası. Yazık ya, baksana rüzgarda uçuşuyor ya. Ben çok üzülüyorum böyle insanlar gördükçe gerçekten. Keşke bir çaresi bulunsa. Değil mi? Lazer falan, epilasyon bir şey yapılmıyor mu? Lazer yapılsın evet. Gerçi yüzün çevresi ya. Çok mutluyum diyor. Guinness Rekorlar kitabına girdim, çok mutluyum diyor. Ya işte böyle mutlu olmak lazım ya, gerçekten ya. Böyle mutlu olmak lazım. Kız hani yüzünün kıllı olduğuna üzülmüyor ve Guinness Rekorlar kitabına girdiğine seviniyor. Gerçekten tebrik ediyorum yetiştiren aileye, bu kıza gerçekten. Şimdi kaç yaşındadır acaba? 2011'de çekilmiş bu video. 7 yaş daha büyük. Bunlar da kendilerine Rapunzel ailesi diyorlarmış. Hakikaten bunlar da zamanadan çıkmış bir aile. Hakikaten zamanadan çıkmış. Baksana kadının saçları ayağına değiyor neredeyse ya. Ailecek uzatıyorlar. Erkek çocuğu olsa ne olurdu acaba? Çok merak ediyorum. İyi ki erkek çocuğun olmamış. Elektrik faturası da fazla gelir ha. Elektrik faturası da fazla gelir. Yazık ya. Fön makinesi tuta. Sinüzit olursun bir de. Saçın ıslak kalırsa. Diyor ki şampuan kullanmayı denedim diyor galiba, anlayabildiğim kadarınca. Şampuan kullanmayı denedik ama artık şampuan kullanmıyoruz çünkü saçlarımız çok ağırlaşıyor diyor. Ağırlaşır. Ağırlaşır ya. O saçlar ağırlaşır. Amcayı tebrik ediyorum ben burada. Vallahi düşsene evde böyle her taraftan kıl çıkıyor. Yemekten kıl çıktığını düşünsenize. Yemekten kıl çıktığını düşünsenize. Böyle yemekten böyle bir kıl çıkıyor. Oo. 5 metre kıl. Aha geldiler kuaföre. Kuaför parası da çok tutar. Oğlum çok masraflı lan bunlar. Hakikaten çok masraflı. Vallahi çok masraflı. Bir düğüne falan gittiğini düşünsene, böyle topuz yaptırıyor ama. Topuza kuşlar yuva yapıyor. Topuza kuşlar yuva yapıyor. Bu da ayrı bir manyak. Yemin ederim ayrı bir manyak. Saçlarını aşağı attırıyor baksana. Prensi gelsin diye bekliyor. Prensi gelsin diye bekliyor. O böyle dolaşılır mı sokakta ya? Şuna baksanıza. Asıl buna kuş yuva yapar. Göremiyoruz bile kafasının tamamını. Kadraja sığmamış. Kadraja sığmamış. Bu saçlar nasıl böyle oluyor böyle şey? Hani bazıları yapıyorlar ya, ne onun adı bilmiyorum. Böyle kas katı kesiliyor saçlar. Böyle böyle alat gibi oluyor ya. Hani böyle hippiler falan yapıyor galiba daha çok. Galiba bunda bir şey var. Bir birleştirme şeysi var yani. Abi baksana, yemin ederim kuş yuva yapar ya. Böyle bir şeyle kafanın üstüne nasıl gezersin? Ama aslında kötü de durmuyor ha. Yani bu kötü durmuyor nedense, bilmiyorum. Bana o kadar garip gelmedi Rapunzel'ler kadar. Kişi o yaptığında, kuş yuvası gibi yaptığında bence o kadar kötü değildi yani. Oha. Oha. Çamaşır sanki kurutuyor ya. Sanki çamaşır kurutuyor ya. Mükemmel İngilizce konuşturup burada altyazıyı açmak zorunda kaldım. Harika İngilizcem vardır. Ben diyor buyum ve farklıyım ve bununla yaşamayı öğrendim diyor. 23 yaşındayım şu anda. 16 yaşından beri sakalını uzatıyormuş galiba. Allah beni böyle yaratmış ve ben bununla mutlu oluyorum diyor. Yani ben gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten çok tebrik ediyorum. 11 yaşında olmuş bu arada bu. İnsanlarla konuşurken saklanırdım diyor. Anlatmaya çalıştığı şeyleri anlayabiliyorum ama tam çeviremiyorum. Mükemmel İngilizce. Okuldaki insanlar ona zorbalık yapmış. Biz insanlar olarak bunu çok yapıyoruz gerçekten.
Gerçekten çok yapıyoruz. YouTube'da video yayınlamaya başlayınca yüzündeki sakallarla ilgili ölüm tehditleri almış. İntihar etmeyi falan düşünmüş. Yazık ya, insanlara neden bunu yapıyorsunuz? Gerçekten çok kötü insanlar var. Ya benim kaşımla bile dalga geçen insanlar buna neler söylemez ya. Bir de o dalga geçen insanları bir görseniz, sizinle dalga geçen insanları bir görseniz, sizin onlara dalga geçebileceğiniz çok fazla şey var. Bu arada onların hormonal bozuklukları nedeniyle çocuklar da olamıyor galiba. Bak bu da erkek arkadaşıymış. Önemsemiyorum diyor. Ne kadar iyi bir insan ya. Ne kadar iyi bir insan ya. Erkek tuvaletlerine girdiği zaman hayır ben kadınım falan diyormuş. Kadın tuvaletlere girdiği zaman da erkek numarası yapıyormuş. Ne kadar mantıklı ya. İlkokul öğretmeni olmuş bu arada. Bunlar da sakalsızlar aslında ama değişik hissetmek için galiba. Erkek arkadaşları falan var. Kaşıtıyor falan böyle, kaşır mısın diyor sakalımı. Değişik hissetmek için galiba, baksana. Bu da çok garip oldu ya. Şuna baksana. Noel Baba'ya benzedi. Erkek arkadaş da şimdi tıraş olacakmış. Şey için hani, o sakallı olacak, öbürkü sakalsız olacak. Değişik hissiyatlar. Geliyor, geliyor işte bu. İşte. İşte bu. Çok güzel ya. Hissiyatı çok güzel. Gözleri çok güzel. Kaşıtıyor bak. Kaşıtıyor. Oğlum çok değişik bir his ya. Bir de bıyıkları şey yapmışlar hani böyle uzun süredir uzatıyor. Ne yapıyorsunuz burada, çoluk çocuk var. Çoluk çocuk var burada, yapmayın ya. Çoluk çocuk var ya, yapmayın bak. Ha, normal öpüşün. Burada çoluk çocuk var. Gerçekten tebrik ettiğim insanlardan bir tanesi. Gerçekten tebrik ediyorum. Artık savaşmıyorum onunla, değiştirmeye de çalışmıyorum diyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Tüm hayatı boyunca onunla uğraşmış. Böyle kıllarınla uğraşmış. İşte çekmiş galiba falan ama artık diyor ki ben uğraşmak istemiyorum diyor. Sakalımı da uzatacağım. Kesinlikle dedi kadınsı hissediyorum diyor. Uzattım sakalımı ve ben buyum. Yani bu benim diyor. Bu bana özgürlük hissi veriyor diyor. Zaten aşağıdan okuyorsunuz. Zaten aşağıdan okuyorsunuz. Tıraşlı bir yüzle oldun, tıraş olduğunda da aslında çok çirkin durmuyor ki. Tıraş da olabilir. Belli oluyor mu acaba? Belli olduğu için mi istemiyor? Ben anlamadım. Kocamın sakalından iyi diyor. Rose'un arkadaşı. Kızın arkadaşı kocamın sakalından iyi diyor. Ben anlamadım ya. Gerçekten tıraş olsa ve lazer olsa geçmeyecek mi? Ya da böyle mi mutlu oluyor? Yani kendini böyle mi kabul etmiş? 13'ünde tıraş olmaya başlamış ve çabucak tıraş olmak zorunda olduğunu fark etmiş. Her gün ve yani çabucak derken her gün neredeyse şey olmak zorundaymış. Tıraş olmak zorundaymış. Onu gizli tutmaya çalışmak çok yorucuydu diyor. O yüzden istemiyor, anladım. O yüzden istemiyor. Her şeyi denemiş, büyümeyi de koparma, lazer dahi. Allah Allah. Lazer falan da işe yaramamış ya. Çok garip bir hastalık gerçekten. Eğer böyle bir hastalıkta lazer falan hiçbir şey yaramıyorsa ve uzatmaya karar verdiysen gerçekten çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok tebrik ediyorum ya. Hiçbir şey yaramıyor, gerçekten çok üzüldüm şu an. Neyse gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Gerçekten bu insanları çok tebrik ediyorum. Gene gitti kayıt. Tam anlatırken hep gidiyor bu kayıtlar ya. Gerçekten hayata tutunmalarını çok tebrik ediyorum. Herkes keşke böyle olsa. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.